7 kilometreden getiriyor bu çalıyı. Daha bundan geçim davamız bundan. İşte o bu olmazsa geçim davamız olmaz yani, olmaz. Defne çalısı, defne çalısı. Attan getiriyoruz. Yıllardır gelirini sağladığımız defne yağlarıyla mücadele etmekteyiz. Biz bunların meyvesiz olanlarını ağaç diplerini temizleyerek veya etrafını temizleyerek gelir sağlıyoruz. Hem de meyvesi olanların diplerini temizlediğimiz zaman daha kolay toplama sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bunun birçok faydaları var, saymakla bitmez. Bu defne yağını alıyoruz. Yağından yaprağından da yağ alıyoruz. Tanesinden de yağ alıyoruz. Bunun yanı sıra bunun posası var. Kaynatılıp döküldükten sonra bu çekirdeklere hem hayvanlar yem olarak kullanılıyor, hem de yanı sıra bunları yakacak olarak vatandaşlarımız kullanıyor. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Zamanında bizim büyüklerimiz de yapardı. Babamlar, amcamlar, komşularımız, akrabalarımız. Şimdi ben yapıyorum boş zamanlarımda ve bunun dışında bizden sonra çocuklarımız yapacak tabii. Bütün köyün genel olarak en büyük gelir kaynaklarından biri defne çalısıdır. Şu an defne yaprağının kilosu 1550 lira. Yaprak ya da dal, haral, çuval fark etmiyor. Önce 1 liradı. Bu yaklaşık bu yıl 1500 lira oldu. Yani şu an iyi köylümüzün geçim kaynağı. Bu baharat olarak 3 sınıf ayrılıyor. Birincisi baharat olarak yurt dışına gidiyor. İkincisi de baharat oluyor ama herhalde bu Türkiye'de kullanılıyor ikinci sınıfı. Üçüncü sınıfta yağ olarak kullanılıyor. Yani bayağı bir köylümüzün geçim kaynağı bu. Genelde Almanya, İsveç, Hollanda, Amerika genelde yurt dışına bunlara gidiyor. Çünkü oradan bayağı bir talep olduğunu söylüyorlar. Biz bunu 1550'ye alıp fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikada bu fırınlar var. Fırınlarda kurutuluyor. Oradan yaprak haline getiriliyor. Tekrar bunun çırpması var. Bu yaprak haline, tek tek yaprak haline geliyor bu şekil. Ama kurutuluyor. Orada kurutulup öyle yurt dışına gönderiliyor.